Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel Edit güzel bir eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Arkadaşlar bu eğitim videosunda yeni başlayanlar için SQL nedir? SQL ile hızlıca neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. En baştan söyleyeyim. SQL ile ilgili baştan sona daha detaylı bir video hazırlayacağız. Kurulumlar dahil olmak üzere bu altyapı kurulumlarını da anlatarak başladığımız bir video hazırlayacağız. Bu videoda SQL kullanarak neler yapabileceğimizi biraz daha kavramış ve anlamış olabileceksiniz. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar sizin için oluşturduğum bir veri tabanı var. Şirket adında bir veri tabanı. Bunu internetten buldum. Test verileri var içerisinde ve bazı tablolar var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tablo var içerisinde. Şuradaki sorguyu sileyim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Pencesini de sileyim. Ctrl N düğmesine tıklayarak arkadaşlar biz yeni bir sorgu yazmaya hazır hale geliyoruz. Bu arada kullandığım stüdyo ortamı Azure Data Studio. Azure Data Studio'yu kullanarak sorgularımı yazıp veri tabanından bilgileri çekeceğim. Arkadaşlar size ilk göstermek istediğim sorgu. Eğer ki bir veri tabanı ile ilk defa karşılaşıyorsunuz. O veri tabanının içerisinde kaç tane tablo var? Bu tablolarda hangi sütunlar var gibi şeyleri merak ediyorsunuz. Arkadaşlar use kelimesini kullanarak biz hangi veri tabanıyla ilgili işlem yapmak istediğimizi SQL'e söyleyebiliyoruz. Database'in adını yazıyorum buraya arkadaşlar. Şirket, şirket veri tabanını kullan diyorum. Ve arkadaşlar select cümlemi yazıyorum. Count yıldız diyorum arkadaşlar. Bu kodla biz database'in içerisinde kaç tane tablo olduğunu bulmaya amaçlıyoruz ve from yazıp arkadaşlar bizim sistemin tuttuğu tablolar var. System.tables dediğim zaman arkadaşlar şunu demiş oluyorum. Şirket veri tabanını kullanan sys tables tablosundaki tüm satırları say gibi bir ifade olmuş oluyor arkadaşlar. F5 düğmesine tıkladığım zaman toplam 8 adet tablomun olduğunu buradan görebiliyorum. Tabi burada sayabiliyoruz ama sayamayacağınız şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çok fazla veri tabanı içeren, çok fazla tablo içeren veri tabanlarıyla karşıya gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sistem şemasının içerisinde Başka hangi sütunlar olduğunu görmek istersek select cümlesine yıldız koyup F5 düğmesine tıkladığımız zaman sorguyu çalıştırmış oluyoruz ve bu şekilde tablolarla ilgili arkadaşlar bilgiler var bu tablonun içerisinde. Böyle farklı farklı bilgiler var buradan bilgileri çekebiliyoruz. Peki arkadaşlar şimdi buradakileri silelim. Hatta buradaki sorgumuzu da silelim. Şimdi bir veri tabanında arkadaşlar veri tabanını şöyle açtığınız zaman içinde de tablolar diye bir klasör var. Tablolar klasörünü açtığınız zaman tablolarınızı burada görebilirsiniz. Hatta tabloları da açıp isterseniz tablonun içerisindeki sütün yapılarını da buradan görebiliyorsunuz. Peki tablonun içerisindeki verileri görmek için ne yapıyoruz? Bu pencereyi kapatalım. Arkadaşlar diyelim ki birim sütun birim tablosu içerisindeki verileri merak ediyorsunuz. En kullandığımız, en sık kullandığımız yöntem sağ tıklayıp Select Tab bin sorgusunu arkadaşlar hazır bir şekilde getirebileceğiniz özelliğimiz arkadaşlar. Bu tablonun içerisinde birim no ve birim at şeklinde iki tane sütun varmış. Tablonun adını buraya getiriyoruz ve içerisindeki değerleri de burada görüyoruz arkadaşlar. Burada top 1000 dediği de ilk 1000 satırı getir demek. Bu tabloda zaten 4 satır olduğu için çok fazla bir işimize yaramayacak. Ama mesela 10.000 satırlı, 20.000, 2 milyon satırlı böyle veri tabanlarınız var. Oradan bir örneklem almak istiyorsunuz. O zaman top 1000 diyerek sorgunun daha kısa sürmesini sağlamak adına böyle bir kısıt yazabilirsiniz. Bunu şimdi silip F5'e tıklarsak yine aynı kapıya çıkarız. Select ifadesini arkadaşlar yıldız yazdığınız zaman o tablonun içerisindeki tüm sütunlar anlamına geliyor. Hangi tablonun içerisindeki? Şu tablonun içerisindeki tüm satırları bana getir demek. F5 düğmesine tıkladığımız zaman da yine aynı tabloyu elde ediyoruz. Başka bir tabloya bakalım. Örneğin personeller tablosu. Sağa tıklayıp select tab bin diyorum. Evet arkadaşlar personel tablosunun içerisindeki sütun başlıklarım buraya geldi. Aşağıda personel tablosunu görebiliyorum. Hangi veriler varmış onu da görebiliyorum. Yine burada bir kısıt getirmemize gerek yok. Yani ilk bin sütunu, ilk bin satırı benim karşıma getir gerek yok. Zaten küçük bir tablo 27 satırlık bir tablo silip tekrar F5'e tıklayarak sorguyu çalıştırdığımda aynı tablo karşıma gelecek. Az önce yaptığım gibi buradaki tüm sütun isimlerini silip yıldız koyarsanız şöyle from'u da buraya alalım. Yine F5'e tıklarsanız veya run düğmesine de tıklayabilirsiniz. F5'e tıklayabilirsiniz imleciniz herhangi bir yerdeyken. F5'e tıkladığınızda bu tablonun tüm sütunlarını getir ve tüm satırlarını getir demiş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi yapıyı biraz daha belki oturtmuş olabilirsiniz kafanızda. From kelimesine arkadaşlar, from cümlesine biz tabloların adlarını yazıyoruz. Hangi tablodan bilgi çekmek istiyorsak o tablonun adını, şemasını ve veri Şimdi burada tüm hiyerarşiyi getirmiş. Veritabanının adı, şemasının adı ve tablonun adı. Tüm hiyerarşiyi bu şekilde getirmiş. Biz bunu şu şekilde yapabilirdik. Başına da use getirmemiz lazım ya da burada hangi veri tabanından bilgi çekeceğimizi seçmemiz lazım. En sağlıklısı arkadaşlar şu. Use deyip şirket veri tabanını kullan. Bu şirket veri tabanından personel tablosunu çekmeni istiyorum. Bu personel tablosunun içerisindeki tüm sütunları getirmeni istiyorum. Ya burada sıra biraz sıkıntılı. Onun farkındayım. Ama sırayı böyle yazmak gerekiyor arkadaşlar. Yani from'u şunu şöyle aşağı alayım arkadaşlar. Böyle yaptığımız zaman bu şey okuma sırası değişiyor ve çalışmıyor ama aslında hiyerarşi bu şekilde. Veri tabanı şirket adlı veri tabanını kullan, o şirket adlı veri tabanı içerisindeki personel tablosunu kullan, onun içindeki tüm sütunları getir demiş oluyorum. Hiyerarşi bu şekilde yazması, kodu böyle yazmak gerekiyor. İlk başladığımda arkadaşlar ben de SQL yazmaya bu sıra konusunda gerçekten çok zorlandım ve takıntı haline gelmişti. Ama yazla yazı alışıyorsunuz ve daha mantıklı hale geliyor bir süre sonra alıştığınız için herhalde. Böyle yapıp F5 düğmesine tıkladığımız zaman arkadaşlar biz şirket veri tabanının içerisindeki personel tablosundaki tüm sütunları getirebilmiş oluyoruz. Peki aslında temel 3 cümle vardı SQL'de. Select from ve Ver cümlesi. Ver anahtar kelimesiyle de arkadaşlar biz satırları limitleyebiliyoruz. Select ile sütunları limitleyebiliyoruz. Ver cümlesiyle de satırları kısıtlayabiliyoruz veya filtre yapabiliyoruz. Şimdi önce sütunları gösterelim. Select ifadesini arkadaşlar ben ad sütununu bana getir virgül koyuyorum. Soyad sütununu bana getir diyorum virgül koyuyorum. Ve örneğin maaş sütununu bana getir diyorum. Başka bir sütun görmek istemiyorum. Buraya yıldız koymadım artık. Yıldızı sildim. Ben sadece bu 3 sütunu görmek istiyorum. Bu 3 sütunun adına virgüllerle birbirlerinden ayırarak yazdığımız zaman arkadaşlar ve sorguyu çalıştırmak için F5 düğmesine tıkladığımız zaman sadece bu 3 sütun benim karşıma geliyor. Yani bir sütun kısıtlamak istersek select ifadesine bunu yazıyoruz. Şimdi tüm şeyleri yine getirelim. Yıldız koyalım buraya. Tüm sütunları yine getirelim. F5 düğmesine tıkladım ve tüm sütunları yeniden buraya getirmiş oldum. Peki satırlarda bir kısıtlama yapmak istersek Azure Data Studio'da arkadaşlar güzel bir özellik var. Şuraya tıklayıp aynı Excel'deki gibi bir filtre yapabiliyoruz. İşte sıralama da yapabiliyoruz. Ama genellikle bu arayüz tarafı SQL tarafında kullanmıyor. SSMS, SQL Studio kullanıyorsanız mesela bu özellik bulunmuyor ve bu sıralamaları da genelde bu sorguyu göndereceğimiz sistemde veya alacağımız sistemde sıralı veya filtreli gelmesini istediğimiz için buraya kod olarak yazmak daha mantıklı hale geliyor. Siz sadece görmek için mesela sadece erkekleri göster bana dediğiniz zaman buradan E seçip OK dediğinizde ön yüzde sadece filtreleyebiliyorsunuz ön yüzde siz bu kodu bir daha çalıştırdığınız zaman yine o şey kayboluyor, filtre kayboluyor. Yani siz analizinizi kolaylaştıracak bir özellik ön yüzdeki ama siz bu tabloyu gerçekten kısıtlamak istiyorsanız satır olarak o zaman arkadaşlar where condition koyuyoruz. Yani where koşulu koymamız gerekiyor. Ver diyerek arkadaşlar dediğim gibi satır kısıtlamaları satır filtrelemeleri yapabiliyoruz. Örneğin bunu da şöyle yazıyoruz. Cinsiyet sütunundaki eşittir. Bunu tek tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Excel'den aşinaysanız metinsel karakterleri formüllerin içerisinde çift tırnakla yazıyoruz. SQL tarafında arkadaşlar metinsel karakterleri veya sabit hard hardcoded karakterleri tek tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Burada E'yi seçiyorum arkadaşlar. Burada şunu demiş oluyorum. Şirket isimli veri tabanını kullan. Bu veri tabanı içerisindeki ki personel tablosunu kullan, personel tablosunun içerisinden bütün sütunları bana getir ve cinsiyeti e olan satırları benim karşıma getir diye bir aslında cümleye dökersek böyle bir kod yazdık. Burada arkadaşlar mesela yorumu da hemen görelim. Tab düğmesine tıklayarak bunun ne işe yaradığını yazayım arkadaşlar. Burada tek satırlı yorumları iki tane tire koyarak yazıyoruz. Buraya veri tabanı adı diyelim, enter diyelim veya şöyle yapalım. Şimdi select ifadesine gelelim arkadaşlar. Buraya da bir yorum düşelim. Sütunu filtreler diyelim. Tavla tıklayalım şöyle. Bu da tablo ismini getirir. Ya da tablo adı yazılır diyorum. Ve arkadaşlar buraya da satır filtresi diyorum. Böyle her bir satıra açıklama yazabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu kodu çalıştırdığım zaman arkadaşlar F5 düğmesine tıkladığım zaman sadece erkek olanlar gelecek karşıma. 18 tane erkek varmış. Burayı K yapsam ve F5 düğmesine tıklasam sadece kadın personellerimi listeleyebilmiş oluyorum. Bir de arkadaşlar order by diye bir cümlemiz var. Order by bu da sıralamamızı sağlıyor arkadaşlar. Sıralama yapmamızı sağlıyor. Bunu da şöyle yazalım. Sıralama yapar diyelim. Order by cümlesine siz farklı farklı kullanımları var ama en sağlıklısı belki de ilk başta sütün adı kullanmak. Diyelim ki burada adlar sıralıymış bu arada. Mesela personel numaralarını tersten sıralamak isteyelim ya da başlama tarihlerini sıralayalım arkadaşlar. Sütün adını sıralamak istediğim sütün adını buraya getiriyorum. Baş yazdığım zaman Azure da hemen geliyor. SSMS'de de geliyor. Tab düğmesine tıkladığım zaman sütünün adı buraya geliyor arkadaşlar. Ve ASC, Ascending veya DSC yazabiliyorum. Descending bu da. Yani azalan ve artan. Şöyle azalan şekilde sıralayalım arkadaşlar. Şuradaki yorumları biraz daha şöyle çekelim kodu çalıştırmak için arkadaşlar F5 düğmesine tıkladığım zaman başlama tarihini 2015'ler başa geldi. 2011, 2010, 2009, 2008'ler azalan bir şekilde geldi. Bunu ASC yaparsam yani ascending yaparsam F5 düğmesine tıklarsam da 2008'ler başa geliyor. 2015'ler sona doğru gelmiş oluyor. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 cümle gördük. 5 anahtar kelime gördük SQL'de. Aslında neredeyse tüm SQL kodlarında bu 5 cümle var. Temel seviyede bu 5 cümleyi güzel kullanmanız sizin için yeterli olacaktır. Bu videoyu arkadaşlar bu şekilde tadında bırakalım. Dediğim gibi daha ileri düzey ve Baştan sona kurulumlar dahil göstereceğim. Baştan sona yapacağımız bir video hazırlayacağız. Hazırlık içerisindeyim şu anda. Test ortamını şu anda kurdum. Test verilerini mesela işledim. Vakti geldiğinde arkadaşlar baştan sona bir video çekeceğim. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka bir video görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.